halinde olduğumuzdan iyi biliyoruz yani mevzuyu. Hele bir de klasik. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden gelen yazının, Aydın'da inşaat sektörünü ilgilendiren imar yönetmeliği sorununa çözüm getirdiğini açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, ilgi yazılarda bahsedilen konuların ise, yani bizim talebimizle ilgili konuların ise ilgili idarelerce değerlendirilmesinin uygun olacağı hususlarında bilgilerinizi rica ederim şeklinde bugün bakanlıktan görüş geldi. Yani bu şu demek, Efeler Belediyesi üzerinde konuşursak ki 17 ilçe belediyemizi ilgilendiriyor. İlgili idare yani Efeler Belediyesi bu bahsi geçen 1 Eylül 2024 tarihi önceki ruhsat başvurularını kendisi değerlendirecek. Anıl Başkan'la bu konuyu görüştük. Anıl Başkan bu yazının kendilerinin elini rahatlattığını ama kendisinin zaten inisiyatif kullanarak da bu sorunu çözmek niyetinde olduğunu ve 1 Eylül 2024 öncesindeki ruhsat başvurularının yeni yönetmelik çerçevesinde değil, eski vermiş olduğu dosya başvuruları çerçevesinde değerlendirileceğini de ifade etti. Yani ez cümle imar yönetmeliğinden kaynaklı yaşanan 1 Eylül 2024 öncesi sonrası tartışmaları ve sorunu bugün itibariyle çözüm bulmuştur. Aydın Ticaret Odası olarak lobi faaliyetlerimizi yapmamız gerekenleri, asli vazifelerimizi yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bunu el birliğiyle, kurumlarımızla görüşerek, istişare ederek hem yerel hem genel her konuyu oturup bugüne kadar nasıl çözmeye gayret ettiysek, çözebildiklerimizi çözüp çözemediklerimizin de neden gerçekleşmediğini ifade ederek çıktılarıyla birlikte faaliyetlerimize aynen devam edeceğiz arkadaşlar. Yönetmeliğin bundan sonraki yani yeni ruhsatlamalarla ilgili, yönetmelikle ilgili konuları Aydın Büyükşehir Belediyesi ve teknik odaların konusu. Biz mevcut durumda sorun yaşayan üyelerimizin sorununu çözmeye vesile olduk. Hayırlı uğurlu olsun. İstişarelerde birebir.